Ah canım kızım benim. Hayırlı evladım. Biraz da şöyle boynuma doğru ha. Oo, Volkan nerede kaldı? Saat 8'e geliyor. Yemeğe oturacağız. Baba 8'i geçerse hükmen ben galip oluyorum değil mi? Gayet tabii. Kuralımız böyle. Allah yaşasın. Aman be. Hayırlı akşamlar. Merhaba anneciğim. Merhaba babacığım. Ay ne oldu gözüme? Arabanın kapısı çarptı anne ya. Serpak çocuğun babası dövdü değil mi? Ne serpakçısı ya? Dur İfo'cum ya, hadise yapma böyle. Bunlar kocaman insanlar. Kendi ekmek paralarını kendileri kazanan iki tane yetişkin. Bakın çocuklar, kendi paranızı kazanmanın tadını tattığınıza göre artık harçlık başlık istemezsiniz. Ne? Latife yaptım, latife. Anlatın bakalım. Bugün neler yaptınız? Ne kadar para kazandınız? Eve ne para getirdiniz? He? Aslı, hadi senden başlayalım önce. Oo, güzel. Aferin, bravo. Bravo da işte 18.750.000'de kaldım ben baba, yani 50 olmadı. Niye? Sattığın tartlardan zehirlenenler geri getirip tartları sana mı yedirdiler? Hayır efendim. Zabıta kovaladı. Sen de sadece 3 milyon kazanmıştın. Ne oldu? Ana caddeye çıkınca ne kazandın? Ay ne sokakları, ne caddesi. Ay zabıta filan diyorlar bunlar. Ne yapıyor bu çocuklar Tahsin? Bunu İbo'cum yok bir şey yahu. Volkan sen ne kadar kazandın bakayım bugün? Babacığım ben işte şu 50 milyonu takdim edeyim anlamın hakkıyla, buyurun. Ne? Aferin yahu. Nasıl kazandın bu parayı? Kesin bir 3 kağıt var bunda ha, kesin. Ha, 3 kağıt falan yok babacığım, alnımın teriyle kazandım. Biraz böyle sanat manat yapayım dedim ben. Olmadı. Ondan sonra gittim bir tane elma aldım. Sattım 2 elma aldım. Sattım 3 elma aldım. Çiçek aldım. Sattım çiçekleri, 5 çiçek aldım, 10 çiçek aldım. Sabahtan akşama kadar ticaret çevirdim. Çorba çıktı vallahi. Aferin ya, ticaret yaptın yani. Vallahi artık ne yapalım, siz haklıymışsınız babacığım. Ne varsa ticarette var. Sanat, sepet, eğlencelik işler. Dedim ticaret olayına gireyim. Sonra hakikaten yani çok bolluk içinde yaşıyormuşuz biz ya. Yazık günah ya, biz kıymetini bilememişiz. Baba parası lüp. Alnımın akıyla bitirdim işi yani. Aferin sana oğlum, aferin. Şimdi ne söyleyeyim, Volkan bu son etabı başarıyla atlattığı için kusura bakma ama yan dairede o oturacak. Ya baba yapma ya. Oh Allah'ıma şükürler olsun be. Alnımın akıyla kazandım olayı be. Aslıcığım artık sen de bana yardım edersin taşınırken. Böyle beraber koli falan bantlarız ha. Baba bir yarışma daha yapsan, son tur. Ya Aslı kabul et artık yenilgiyi ya. Allah Allah ya. Ah canım benim, o seni yan dairede ben özleyeceğim ama şimdi Volkancığım. Anam benim. Ben her gün buradayım vallahi. Ya Allah kahretsin ya. Baba, ben Volkan'ın odasını çalışma odası yapabilir miyim bari? Tabii kuzum, tabii yavrum. Ha şöyle güzel konuş bak, kabul etti yenilgiyi. Yaparsın tabii. Hatta arada bir bana da gel, kapım sana her zaman açık Aslı. Ha, kapı. Merhaba İpo teyzem benim. Volkan. Selin. Ne haber? Bu ne sürpriz ya. Hayır ola Selin, gel. Volkan'ın boşalan odasına yerleşmeye mi geldin? Ha? Ay yok ayol. Ya ben bu gece sizde kalacağım. Yani öyle karar verdim. Ama ne güzel. Kendi kendine karar vermiş İpo. Evet, enteresan yani. Gece Kubi'yle dışarı çıkacağız da ya o saatten sonra Maniköy'e dönmeyeyim diyorum. Yani kalsam olur değil mi size? Olur tabii yani. Yani annenle baban diyorum, merak etmezler mi kızcağızım seni? Yok merak etmezler çünkü annem İtalya'da alışverişte. Babam da böyle gecenin o saatlerine karşı tarafa geçince merak ediyor. Bunun içi pır ediyor, böyle üzülüyor, korkuyor. Hani böyle alkol alıyoruz, araba olayı. O yüzden burada kalacağım. Ben Aslar'da kalacağım dedim, babam da olur iyi dedi. Hadi bakalım buyurun. Kafaya koymuş bir kere, kalacak mı burada? Öyle, ceza gibi. Yalnız İfo teyze, samimiyetime güven, senden bir şey rica edeceğim, tamam mı? Bu yarınki diyorum kahvaltı olayının sponsoru ben olayım. Benim bütçemden karşılığını. Aa, ne münasebet ayol. Sen bizim misafirimizsin. Deli herhalde. Hayır yani şu içinde bulunduğunuz zor ve sıkıntılı dönemde benim de çorbada bir tuzum olsun istiyorum. Hangi sıkıntılı dönemde? Ay Tahsin amca, ay lütfen bana gurur yapma yani, herkese yap. Git dışarıdakilere yap, bana yapma, alınıyorum yani. O kadar da samimi olduk. Bugün ofiste Aslı benim hemen para kazanmam lazım deyince ben akşama kadar kurdum ve olayı çözdüm. Volkan'ı aradım. Selin'cim bunları sonra konuşalım. Bak şimdi sen yorgunsundur, hem de şu eşyalarını bir odana yerleştirelim ha. İki de laf ederiz, hadi gel. Bir dakika. Selin sonra? İşte Volkan dedim, canım dedim, bana dedim, anlat dedim her şeyi. Ne sıkıntın varsa çözelim beraber dedim. Allah. Devam et Selin'cim, zevkle dinliyorduk. İşte canım, ciğerimin köşesi. Dedi ki bana, vallahi Selin dedi, bir 50 milyon olsa nasıl makbule geçer dedi. Ay ben de çıkardım verdim. İnsanlık öldü mü Tahsin amca ya? Demek ki Volkancığım ne oldu? Bir elma aldın, onu satıp 2 elma aldın. Sonra Selin aradı. Selin, güzel olmasaydın var ya, sana şu an çok kötü şeyler yapabilirdim. Yazıklar olsun sana Volkan. Bu yaptığın resmen kepazelik. Diskalifiye oldun Volkan ve yarışmayı ben kazandım. Ya baba, olur mu öyle şey ya? Ya ben kazandım yarışmayı ya. Ben abiyim, ben büyüğüm, ben erkeğim. Ben kazandım baba ya. Ne yarışması yapıyorsunuz? Şahsen ben ya kendim anlayamadım. Ah, Kubi de geldi. Ah, hadi ben giderim. İfo teyzem, görüşürüz sabah. Hadi vallahi ben kaçacağım. Bay bay, iyi eğlenceler. Artık yeni evime de beklerim inşallah. Baba, yan daireyi bu kıza veremezsiniz. Bu manyağa veremezsiniz baba. Niyeymiş efendim? En azından dürüst. Bu kadar para kazandı dedi. Çıkarttı koydu ortaya. Ya baba ne dürüstü ya. Onun yalanlarını ben biliyorum ya. Bugüne kadar sır küpü oldum be. Söyleyeceğim artık, dayanamayacağım. Volkan saçmalama. Ya baba var ya baba. Bu var ya, bu geçen yaz sizden habersiz göbeğine piercing yaptırdı. Ne yaptırdı? Volkan sus. Piercing. Göbek küpesi anne, göbek küpesi. Göbeğini deldirdim. Anne, baba, bu at yarışı oynamak için evdeki gümüş çatal bıçakları rehin verdi, sonra bir hafta sonra geri aldı. Ay nasıl yaparsın bunu Volkancığım? Ya anneciğim ama sonuçta emanete verdim, sonra geri aldım. Yani iyi niyetliyim, biliyordum kazanacağımı. Yani ufacık bir risk. Ama bu var ya, bu çok hain bu. Bu yıllar önce Kumburgaz'da, yazlıkta geceleri balkondan kaçıp diskolara gidiyordu. Aboneydi bu. Herkes tanıyordu bunu. Sarışın geldi yapıyorlardı böyle. Anne, baba, bu Selin'le yakınlaşmak için bir keresinde kadın kılığına girdi ve senin takma tırnaklarını taktı. Ay inanmıyorum. Aman yarabbim. Yok, Selin'i güldürmek için anne. Aslı, tamam lan, benden günah gitti, söylüyorum. Kes, dinlemek istemiyorum. Gör İffet Hanım, ne biçim evlatlar yetiştirmişiz. Sen şımarttın bunları böyle Tahsin sen. Ya kulaklarıma inanamıyorum. Al birini vur ötekine. Yazıklar olsun. Bu durumda ev yarışmasında hangimiz önde acaba? Anadolu'dan kop gel, düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizadeden sonra köprünün hemen aşağı.